Merhabalar. Az önce söz verdiğimiz ve duyurusunu yaptığımız üzere biz sevgili Fulin'le beraberiz. O şu an kendi kamerasını ayarlamakla Hallettim sanıyorum. Evet, tamam, oldu. Şimdi efendim biz aynı aslında anda iki telefondan, canlı yayındayız. Çok da yani teknoloji özürlü olarak özürlü olduğumuz için bilmiyorum sağlıklı olarak yapabilecek miyiz. İnşallah yaparız. Şimdi şöyle bir şey aslında ara ara hatırlatalım ama niye buradayız? Çünkü sonradan katılan arkadaşlar bunlar kendi kendilerine zaten konuşuyorlar. Önce onu açıklayacağım. Şimdi bu bizim bir hayalimiz aslında bakarsanız çok uzun zamandan beri. Şöyle ki bundan yaklaşık 2 yıl önce ben Hayat Tadında diye bir program sunuyordum TRT'de. İzleyen sevgili katılımcılarımız hatırlayacaklardır. O programların Serap çok sevgili konuklarından bir tanesiydi. O kadar güzel sohbet ediyorduk ki biz Serap'la. Sonra program sona erdi. Fakat bizim dostluğumuz bitmedi. Ne güzel ki bitmedi. Biz bu sohbetleri dışarıda yapmaya başladık. Bundan da çok keyif alıyoruz. Bizimle beraber olan arkadaşlarımızın da bu sohbetlerden keyif aldığını fark edince aklımıza şöyle bir fikir geldi. Biz bunu neden canlı yayında yapmıyoruz ve neden sevdiklerimizle paylaşmıyoruz? Şimdi bugün bunun ilk denemesi, bir de anlamlı bir güne de denk geldi 8 Mart olduğu için. Bugün başlayalım. Eğer siz de bize katılırsanız, siz de keyif alırsanız biz buna böyle bir müddet devam etmeyi arzu ediyoruz. Ve o yüzden de böyle bir ev ortamında, hatta pastayı biraz önce göstermiştik, artık kalpli şuraya pastamız. Alabilirim değil mi? Kalpli pastamız. Pastamız Kadınlar Günü'ne özel. Leyla'cığım da burada yine bizimle beraber, sevgili avukat arkadaşımız, sorulara bakacak, sizden gelen soruları bize iletmek için. Eğer sorunuz olursa ki Serap'a sanıyorum olur diye tahmin ediyorum. Dış sesimiz Leyla. Dış sesimiz Leyla. Her programın bir dış sesi var. Neden bizim olmasın? Şimdi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben teşekkür de hoş ediyorum. Evet, beni evinde ağırladığın için ya, çok zaman, keyif alıyorum seninle olmaktan. Benim için de öyle. Teşekkür ediyorum. Anlamlı bir günde başlamış olduk. Evet. Ne güzel, kendi kendimizi ağırlayıp kendi kendimizle değil mi sohbet geliştirmek çok güzel bir şey. Kesinlikle öyle. Ama şu var, yani ben bu kutlamayı yaparken hep benim için birazcık buruk. 2019 yılındayız. Hala daha Türkiye'yi de geçiyorum, dünyada. Kadınlar Günü'nün kutlanıyor olması demek, kadının en azından erkekten bir adım geride olduğunu biz altını çizerek söylüyoruz demek. Hatta bazı coğrafya ve bölgelerde birkaç adım, çok çok adım geride. Bu aslına bakarsan büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor bende. Herhalde sende de aynı şeyi yaratıyor. Yani var olmanın temel iki öğesinden birisi değil mi kadın? Bir taraf erkek. Evet. Yani aslında hep uzmanların da, psikologların da ve sosyologların da, iletişimcilerin de söylediği bir şey var. İki tam bir bütün oluşturmaz. İki tarafın da bütün olması lazım. Taraflardan birinin yarım kaldığı, geride görüldüğü, geride bırakıldığı herhangi bir ortamda ya da toplumda ne gelişmekten bahsedebiliriz, ne gerçek anlamda var olmaktan bahsedebiliriz. Yani dolayısıyla aslında Fulin'cim çok affedersin. Şöyle bir şey söylemek istiyorum, eklemek istiyorum müsaadenle. Özellikle demin vurguladığın gibi kadın olmak, yani kadınlık özel bir ayrıcalık veya işte erkeklik özel bir ayrıcalık değil mi? Temel değerimiz insan olmak olmalı. Şimdi onu söylemek istiyordum ben de. Temel değer insan olmak ama galiba gelişen teknolojiye, ilime, bilime, fenne, her şeyin gelişmesine rağmen insanlık çok fazla gelişmiyor. Maalesef. Yani çok küçük adımlarla ilerliyoruz. İşte onun için biz bugün hala ezilen kadından söz ediyoruz. Hala şiddet gören bir kadından söz ediyoruz. Fırsat eşitsizliğinden söz ediyoruz. Evet. Pek çok şeyden söz ediyoruz. Ben Maalesef. Şimdi temelde sana şunu sormak istiyorum ve bununla başlayalım istiyorum. Kendi toplumumuzdan yola çıkarak. Biz aslına bakarsan anaerkil bir toplumuz. Evet, yani bizim ailelerimizde, orada. Toplumumuzda anne kutsal, dinimizde de anne kutsal. Evet. Anneye değer veriyoruz. Erkek çocuklar da anneye değer vererek büyüyorlar. Evet. Fakat ondan sonra o erkek çocuklar büyüdükten sonra nasıl oluyor da kadınlara, eşlerine, işte kızlarına karşı şiddet uygulayabiliyorlar. İş yerinde kadını ikinci sınıf görebiliyorlar. Anneye bu kadar değer veren erkek nasıl oluyor da yıllar sonra hayat arkadaşına, hayat ya da kızına, başka bir kardeşine, değil mi, bir kadına, evet, temelde. Aslında yani burada bir çelişki var. Yani tüm dünyada geçerli olan tabii bir takım dinamikler var ama özellikle ülkemizden bahsediyorsak kökleri çok karmaşık ve kökleri çok eskiye dayanan ve farklı kültürlerden de etkilenen, dolayısıyla
bambaşka kültürler, değerler oluşturmuş bir toplumuz. Söylediğin çok doğru. O, terazinin bir ucunda kadına çok fazla değer veren, kadını hatta kutsallaştıran, ki bu da aslında baktığında çok rahatsız edici bir şey. Çok fazla anlam yüklediğimizde kadını da bu anlamda eziyoruz. Yani ona çok fazla kutsiyet atfettiğimizde de eziyoruz aslında bir anlamda. Çünkü o yükün altında bazen ezilebiliyoruz değil mi? Rollerimiz var. Ben her seminerimde, her konuştuğumda bunu söylemeye çalışıyorum. İşte bir takım toplumsal rollerimiz var. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Nedir? İşte kadını alıyoruz günümüz itibariyle. İşte anne olmak. Burada anne olmayı vurgularken de tabii Fulin'cim özellikle ille biyolojik anne olmaktan bahsetmiyoruz. Kesinlikle haklısın. Psikolojik annelik dediğimiz veya bir çocuğa, bir evlada sahip olmanın ille doğurmakla olmadığını günümüzde daha iyi görüyoruz aslında. O analık içgüdüsü kadının doğasında evet, var. Yani, illa doğurması gerekmiyor. Evet. Dolayısıyla o sahip çıkmak, korumak, kapsayıcı olmak, kucaklamak, kollamak. Dolayısıyla anne olmak. Yani ille bir çocuğu doğurmuş olmak değil. Yeğeniniz de olabilir. Bakıma muhtaç bir çocuğa evlat olarak sahip çıkmak da olabilir. Dolayısıyla anne olmak bir kavram. Hı hı. O nedenle işte anne rollerimiz var. Evlat rolümüz var. Birilerinin kardeşiyiz, ablasıyız, çalışıyorsak iş kadınıyız, ev kadınıyız. Dolayısıyla pek çok sosyal ve toplumsal rolümüz var. Ama bütün bunların temelinde var olmamızı aslında gösteren doğduğumuz haliyle kendi kimliğimiz var. Hı hı. Biz bu rollerden herhangi birinin altında ezersek diğer rollerimizi ve öncelikle benliğimizi, orada sorun çıkıyor. Zaten toplum olarak bir takım dayatmalarla karşılaşıyoruz. Mesela geçenlerde İstanbul Kültür Üniversitesi'nde bir panelde, çok güzel bir panelde konuşma yaptım. İzledim onun bir bölümünü ben internette. Çok güzel bir keşke panelde. Keşke katılsaydım diye düşündüm hatta. Evet, inşallah bundan sonrakilerde güzel i̇nşallah. Çalışmalar başlatacağız. Buradan da duyurmuş olalım. 20 Mart'ta başlayacak, seminerlerimiz olacak, herkes açık. Şimdi orada da bahsettik biz. Yani bu kadın olmanın maalesef, moderatörümüz sevgili Sami Hocam da çok güzel bir şey söyledi. Ki kadınlar ülkemizde, elbette ki dünyada da böyle ama hep 5-0, 10-0 geriden başlıyoruz. Neden? Hiç hep o kadına atfedilen bir takım görevler, onun yapması beklenilen görevler ve tabii ki kadının da sahiplenerek ve severek yaptığı görevler var. Şimdi bu görevlerle beraber, geçenlerde çok güzel bir karikatür gördüm ben. Bir yarış pistinde koşucular yarışa hazır startta, hazır vaziyette beklerlerken bir erkek ve bir kadını yan yana çizmişler. Serap ne olur anlatmaya devam et. Börek yanıyor. Evet, kokuyor. Güzel kokuyor. Orada, ben bunu halledip geliyorum. Seni dinliyorum. Orada çizmişler çok güzel. Kadının üst sırtında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, işte çamaşır sepeti, çocuklar, ev eşyaları. Bütün bunların yüküyle başlıyorsunuz aslında siz hayata. Hele hele sizi durduran, işte engelleyen, eğitiminize mani olmaya çalışan da bir toplumsal yapı var ise veya siz öyle düşünüyorsanız, yani benim birinci görevim annelik ve benim birinci görevim eşlik diyorsanız, hep sırtınızda bir takım yükler alıyorsunuz demektir. Şimdi o yükleri de paylaşamıyorsanız hayatınızın ilerleyen süreçlerinde bu biraz sıkıntılı oluyor. Fakat bu tabii kadın illa eziliyor, bu yüklerin altında kalıyor ve bununla başa çıkamayacak demek değil. Aslında doğanın ve yaratıcının bize bahşettiği çok özel İnanılmaz bir şey var. Güç var. Ne var? Önce doğurganlık var. Önce üretebilmek var. Bir canı dünyaya getirebilmek var. Dolayısıyla zaten çok güçlü bir yapıyla dünyaya geliyoruz. Evet, bazı konularda belki toplumsal yargılar veya toplumsal cinsiyetçi yaklaşımda. Önce sorulara bir bakıyorum, evet. Leyla söyleyecek, Leyla bizi dinlemekten. Leyla görmüyor, görmüyorum diyor soruları, ben bu sayfada göremiyorum diyor. Neyse, biz buradan biz gördüğümüz kadarıyla okumaya çalışalım ama artık ilk gün, ilk gün heyecanı tam olarak göremeyebiliriz. Bugün olmayabilir, neyse bundan sonraki. Yakın gözlüklerimizi alacağız. Gözlüklerimizi bakacağız. Göremiyorum, hakikaten. Yazılar küçük. Bizden kaynaklanmıyor Serap. Yazılar çok küçük. Yazılar çok küçük. Ben işte onu diyorum. Bence kadın olmak her şekilde güzel. Şimdi sen çok güzel özetledin. Kadının rollerini, kadına atfedilen görevleri. Ve çok güçlüyüz. Ama ben gene aynı yere geliyorum. Erkeğin kadına bakış açısı neden zamanla değişiyor? Konu nasıl dağılıyor değil mi? Bak nereden başladık. Olsun. Ben unutmuyorum değişiyor ama. Çünkü biz bir kere şöyle bir şey yapıyoruz. Çocuğumuz doğduğunda, büyürken sürekli onun cinselliğini ve cinsiyetini vurguluyoruz. Bunu öğrenmek istiyoruz. Ya da yok sayıyoruz. Erkek çocuğun
Yani Cem Yılmaz da çok güzel anlattı ya bunu gösterilerinde. Erkek çocuğun sünnet resimlerini, çırılçıplak bir çocuğun fotoğraflarını çekiyoruz ve herkese gösteriyoruz. Bundan da bir keyif duyuyoruz. Ama çıplak kız fotoğrafı göremezsiniz, değil mi? Kıza hep kendisini kapaması, mahremiyeti olması, cinselliğini saklaması ve bastırması gerektiği öğretilirken erkekte bu alanda muazzam bir özgürlük veriyoruz. Erkek çocuk ergenlikle beraber kız arkadaş edinmeye başladığında onu aslansın, kaplansın deyip sırtına vurarak, sıvazlayarak destekliyoruz. Kız çocuk için kapıdan dışarı çıkamazsın diyoruz, peşine abiyi, kuzeni takıyoruz ya da onun alanını sınırlandırıyoruz. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımla büyüyen çocuk, ben her şeyi yapabilirim, erkek çocuk, ben bunu yaparken bu alanı hiç kimseyle paylaşamam. Dolayısıyla benim kız kardeşim yapamaz. Ya da benim kız arkadaşım yapamaz. Yani şöyle bir terim olabilir mi bir ülkede? Evlenilecek kız, evlenilecek kız. Evet. Ve bunu maalesef biz kadınlar da kullanıyoruz. Dolayısıyla şimdi erkekleri eğer eleştireceksek önce kendimizi eleştirmemiz lazım. Kadının kadına şiddetinden de bahsetmek lazım. Evet. Bugün kadınlar olarak biz kızlarımızı baskılıyoruz ve eziyorsak, gelinimize, oğlumuza şikayet ediyorsak, abimizi, kardeşimizi görümcelik yapıp yengemizle bir çatışma noktasına getiriyorsak, o zaman önce biz kadınlar olarak kendi konumumuzu yeniden değerlendirmek, değerimizi yeniden belirlemek ve ne olursa olsun bir kadına önce insan olması sebebiyle saygı duymak zorundayız. Ve ne yapmak isterse istesin Fulüncüm, hangi mesleği seçmiş olursa olsun, desteklemek zorundayız. Bu bizim kendimiz için de gerekli ve zorunlu bir görev. Neden? Eğer hepimiz özgürce yaşamak istiyorsak, hem kadın olarak cinsiyetimizle yargılanmak istemiyorsak, hem de var olmayı sürdürebilmek istiyorsak, korkunç rekabetçi bir iş hayatında veya erkek ortamında biz de varız. Bu ülkenin yarısını temsil eden bir cinsiyete sahip olan insanlar olarak biz de varız demek istiyorsak, dolayısıyla biz hem cinsimizi desteklemek zorundayız. Evet. Yani kadın meslekleri, erkek meslekleri diye bir şey var. Hep söylüyorum, yine söylemiş olayım. Yani mesela bir kız çocuğu ben cerrah olmak istiyorum dediğinde, aman Allah'ım ne yapıyorsun? Gecesi gündüz yok diyoruz. Baştan bir ön yargılarımız kesinlikle var oluşturduğumuz. Ona kadın onu yapamaz, bunu yapabilir. Erkek şunu yapar, kadının o alana girmemesi evet lazım gibi ön toplumsal yargılarımız var. Toplumsal cinsiyetçi bakış açısı diyoruz. Evet. Yani bir cinsiyete uygun bazı roller tanımlamışız. Mesela hep tavsiye edilen meslek vardır kadınlar, değil mi? Öğretmen. Hı. Neden? Klasik söylemdir. İşte 3 ay tatildesin, hafta sonları evindesin, bir yarım gün çalışıyorsan yarım günü sana kalıyor. Neden kalıyor yarım günü? Kendini geliştirmen için kalıyor demiyoruz. Diyoruz ki evine zaman ayırırsın, çocuğunun başında durursun, daha az yorulursun. Bizim yorulmakla ilgili bir sıkıntımız yok. Çok dirençliyiz. Biyolojik olarak çok dayanıklıyız. Mesele önümüze çıkan engelleri aşmaktaki. Konu konuyu açıyor aslına bakarsan. Hakikaten yani kadın daha fazla efor sarf ediyor mu gün içerisinde? Beynen ve fizik olarak. Kesinlikle. Onun için mi kadın mesela daha fazla yoruluyor? Aslına bakarsan hani erkeklerle yoruluyoruz daha çabuk diyorsun çöküyor. Ama daha çabuk çöküyor. Tabii. Daha çabuk yaşını daha fazla göstermeye evet, başlıyor. Hatta yaşından mesela fazla gösteriyor. Yaşından fazla göstermeye başlıyor. Çünkü bir kere duygusal tarafımız bizim çok fazla. Daha empatiyiz. Daha hassas davranıyoruz. Daha korumacı davranıyoruz. Daha duyarlıyız. Dolayısıyla şimdi erkek çocukları yetiştirip bu da yine bizden. Yani iş yine kadında bitiyor. Erkek çocuğu büyütürken erkekler ağlamaz. Erkekler üzülmez. Erkekler duygularını ifade etmez. Erkekler talep edendir. Erkekler ilk adımı atandır gibi böyle onların da üzerine hakikaten gereğinden fazla yük bindirince erkek hem ona biçilen role uygun davranmak zorunda hissediyor. Hem de kadına o şekilde örneklendiği gibi davranıyor. Yani ezilen bir anne görüyorsa, ezilen bir kız kardeş görüyorsa, eğitimine çocukları veya ailesi nedeniyle ara vermiş bir kadın görüyorsa, aynı fedakarlığı bu sefer gelecekte seçtiği eşinden bekliyor. Ha, o zaman biz daha çocuklarımızı yetiştirirken bütün evet bunları göz önünde bulundurarak, cinsiyetçi bakış açımızdan uzak durmamız. Cinsiyetçi bakış açımızdan ve cinsiyetçi söylemlerimizden de kesinlikle uzak durmamız lazım. Mesela sen medyadasın. Şimdi ben ona geleceğim. Medyada da şöyle bir kadın algısı. Özellikle dizi konusunda bizim ülkemiz gerçekten başarılı. Çok güzel diziler yapılıyor. Evet. Tamam.
bir itirazım yok. Her akşam evet 3 ya da 4 tane dizi var her kanalda. Fakat dizilerdeki kadın profili şöyle. Ya kadın ezilen, efendime söyleyeyim şiddet gören, terk edilen, aldatılan, ezik bir mağdur bir halde ya da stilettolarıyla evinde dolaşan, efendime lüks bir yaşantı süren. Lüks bir yaşantı süren ve bu lüks yaşantıyı sürerken de inanılmaz kıyafetlerle iş yerinde hiç bizim alışık olmadığımız, gerçek hayatta görmediğimiz biçimde dekolte içerisinde dolaşan, sürekli aklı kurnazlığa, hilebazlığa işleyen entrikacı bir kadın profili kötü kadın olarak. Profili, yani bu evet. iki kadın tiplemesinin arasında ben çok az sayıda, yani görmüyorum demeyeyim ama çok az sayıda güzel mesajları olan, o kadının içindeki şefkati, anaçlığı, efendime söyleyeyim gücü ortaya çıkaran, derleyici, toparlayıcı oluşu ortaya koyan çok az sayıda karakter görüyorum bu dizilerde. Evet, çok bu bizi doğru. Yanlış yönlendirmiyor mu Sevim? Kesinlikle. Zaten Fulin'cim şöyle bir şey var. Dizilerde dikkat ediyorsan hiç temizlik yapan kadın görmeyiz. Hiç saçı başı dağınık görmeyiz, çamaşırların peşine koşan, çocukların peşine koşan ya da onlara öfkelenen kadın görmeyiz. Dolayısıyla hep böyle bir ideal bir kadın kimliği vardır orada. Şimdi bunu izlediğinde bir kere önce kadınlar o role yakın olamadığı için zaten ciddi bir benlik algısında sıkıntı yaşıyorlar. Ve özellikle sosyal medyayla beraber, önce tabii televizyon ve dizilerle başlayan bu furya, şimdi işte bu bizim de içinde yer aldığımız ve canlı yayın yaptığımız sosyal medya vasıtasıyla bir sunum kültürü dediğimiz bir farklı bir oluşuma yol açtı. Burada da hepimiz son derece işte bakımlı, düzgün, güzel aileler, çok güzel sofralar, çok güzel donatılmış evler, çok lüks ışıltılı yaşamlar sergiliyoruz. Gerçek hayatta böyle miyiz? Yani aslında gerçek hayatta hem öyle değiliz ve olmamalıyız zaten. Bunlar da rollerimiz arasında. Ama hep böyle bir başkasının hayatına özenerek ve onun gibi olmaya çalışarak geçiyor. Yani bu mesela bütün bu çizilen karakterler yetişmekte olan genç kızlar için kötü bir örnek. Çok olumsuz bir örnek. Değil mi? Çok olumsuz. Ben bunun endişesini yaşıyorum. Çünkü mesela. Evet bizler de değil mi kız evlat ve erkek evet. evlat özellikle sahibi olarak. Dolayısıyla aslında günümüzde erkek çocuk içinde, kız çocuk içinde aynı tehlikeler var. Ve onlar için bir kere çok kötü örnek oluyor. Bunlar değil. Bizim bundan 15-20 yıl önce çok güzel değil mi? Süper Baba dizimiz vardı. Bizimkiler vardı. Perihan ablamız vardı değil mi? Hep mahalle kültürü, arkadaşlık, komşuluk, dostluk, yardımseverlik işlenirdi. Şimdi vurdulu, kırdılı, şiddet içerikli, yok etmeye yönelik. Değer yargılarımız üzerine olumsuz etki yapabilecek şeyler artarken onları besleyebilecek, destekleyebilecek şeyler çok azaldı. Azaldı. Şimdi bak yine medyadan yola çıkarak. Yani kimseyi kınamak istemiyorum. Hiçbir programı da kınamak istemiyorum. Hepsinin mutlaka faydası ama var. Ama bir farkındalık olsun artık. Olsun. Bunu. Şimdi mesela bir yemek programı yapılıyor. O yemek programı daha az önce senin söylediğin gibi kayınvalideler var ve gelinler var. Gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler yarışıyor. O kayınvalideler birbirleri. Gelinler kayınvalideleri, kayınvalideler gelinleri. Sonra hepsi birbirini aşağılıyor. Evet. Yani tamamen programda birbirini beğenmemek, kınamak, hatta çirkin sözlerle eleştirmek, açığını. Halbuki bizim kültürümüzde biz bir daha sofraya yapıcı. Birini davet ettiğimiz zaman ona en iyi şekilde hizmet ederiz. Ama gelen kişi de o minnettarlığını her zaman güzel olmamış bile olsa, o yemek lezzetli olmamış bile olsa elinize sağlık, güzel olmuş der. Yani evet. Bir saygı hani çerçevesi içerisinde. Şu kadar para uğruna, bu kadar puan uğruna, insanların bu kadar medyatik olmak uğruna. Medyatik olmak uğruna bu kadar bir takım değerlerden uzak tavırlar sergilemeleri beni televizyonda çok, izlerken çok rahatsız ediyor. Çok iç acıtıcı bir de. Ve çok enteresan özellikle sosyal medya ve paylaşım platformları aracılığıyla hep söylüyorum. Teşhirci ve röntgenci tarafımız ortaya çıktı. Hmm. Teşhir ediyoruz. Yani insanlar yatak odalarından yayın yapıyorlar tabii. İnsanlar hastane odalarından yayın yapıyorlar. Yani ve televizyonlara geçtim diyorsun. Bir de sosyal medya olayı var. Yani doğru söylüyorsun. Yani, sadece televizyon değil yani. Televizyonda gene bir öyle ya da böyle kabul etsek etmesek de bir denetleme tabii. kurumu var yani sonuçta. Doğru. Ama sosyal medyada fütursuzca hiç sonunu orada saklamadan. Orada hiç kontrol yok. Tabii hiçbir otosansür uygulamadan en özel, en mahrem yerlerden olmadık. Şey paylaşımlar yapıyoruz. Artık iş en son ben sedyede yatan bir
vefat etmiş birkaç insanın fotoğrafını biliyorum, görünce biliyorum, ben de gördüm. Dedim ki hakikaten sınır yok. Yani çığırından çıkmaya başladı. İşte o demin söylediğim sunum kültürü. Her şeyi sunmak istiyoruz. Bu da bizim aslında çok aç olduğumuz bir şeyi gösteriyor. İnanılmaz ilgi istiyoruz ve onay ve kabul görmek istiyoruz. Aslında onay ve kabul görmenin yolu bu değildi. Psikolojik bir ihtiyaçtır bu. Hı-hı. Temel ihtiyaçtır. Kabul görmek hepimizin ihtiyacıdır. Son derece doğaldır. Şimdi tabii, ama yolu bu mudur? Bambaşka yere geldik biz. Kadından yola çıktık ama bu da aslında hayatımızın çok önemli bir parçası. Kadın algısı sosyal medya üzerinden de tuhaf. Senin de söylediğin gibi. Şu var yani bu böyle olacak Serap. Bir kere değişmeyecek yani bunlar belki daha farklı şekillerde teknik destekle bambaşka bir hale gelecek ama artık bunlar hayatımıza girdi. Bundan sonra biz ne yapmalıyız yani daha iyi insan algısı oluşturmada, daha iyi kadın algısı oluşturmada ne yapılabilir yani mevcut şartlar buyken ne yapılabilir? Şimdi birincisi şu cinsiyetçi söylemlerimizden vazgeçeceğiz. Nedir bu? İş kadını, bilim adamı. Yani iş adamı, iş kadını. Cinsiyet ayrımı olmamalıdır. İş insanıdır, bilim insanıdır gibi. İşte kadın üzerine vurgu yapan, kadın cinselliği üzerinden vurgu yapan bütün söylemlerimizden vazgeçmek zorundayız. Bir, madem temel değerimiz insan olmak, dolayısıyla insana vurgu yaparak bunu yapmalıyız. Nasıl bir iş hayatına başladığında bir kadın başarılı ise onu desteklemek hepimizin görevi ama biz ne yapıyoruz eğer aşağılamak istiyorsak, toplumsal genel yapıyı söylüyorum ben, ne yapıyoruz? Cinselliğini kullandığını iddia ediyoruz. Yani bir kadın olarak o yoğun rekabetçi erkek ortamında onlarla dirsek dirseğe çalışırken, dişe diş rekabet ederken, kendini var etmeye çalışırken eğer bir başarı ortaya koyuyorsa bu sefer diyoruz ki cinselliğini kullanıyor. İşte kadın kimliğiyle oraya çıkıyor. Yani etek giyiyor, yok topuklu ayakkabılar giyiyor, makyaj giyiyor. Ama kadın ve bu kadına özgü bir şeyse onu kendi cinsiyetine uygun rolleri benimsediği için nasıl eleştirebiliriz? Nasıl eleştirebiliriz? Ki evet bunu kullanan insanlar vardır, evet. Ama bütün kadınları bu şekilde kategorize etmek hem de kendimize öncelikle haksızlık. Ve bütün kendi hemcinslerimize bir haksızlık. Dolayısıyla beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz yönde davranışı eleştirebiliriz. Ama o insanın cinselliğini, kadınlığını ya da erkekliğini eleştirmek büyük haksızlık. Mesela mahkemelerde özellikle bu kadın şiddetinde, evet. Değil mi? Erkeklerin de savunması, erkekliğime hakaret etti. Nedir erkeklik Allah aşkına? Evet, evet, evet. Yani bu mudur erkeklik? Yani böyle kumdan bir kalemidir erkeklik? Birisi olumsuz bir söz söylediğinde yıkılsın. Evet. Yani o kadar eğreti mi duruyor erkekliğimiz ya da kadınlığımız? O kadar ucuz mu? O kadar yapay mı? Erkeklik bu mu yani? Diye sormak lazım. Dolayısıyla nedir? Erkekliğime hakaret etti. İşte benim için erkeklik deyince arkasına yatan şey benim cinselliğime hakaret etti demektir aslında, evet. Bu. Hepimiz okuyoruz bu alt mesajı. O zaman nasıl yapabiliyoruz biz kadının cinselliğini hakaret ediyoruz? Nasıl ucuzlatabiliyoruz? Geçenlerde yine aynı üniversitede konuşurken söyledim. Futbol. Takımlar sahaya, evet, çıkıyorlar. Evet. 11 bu tarafta erkek, 11 bu tarafta erkek. Ama o orada annelere küfrediyor. Evet. Bütün tribünden annelere İnanılmaz küfrediyor. İnanılmaz bir şey. Şimdi gerçekten. Bu kadın üzerinden. Çok büyük haksızlık. Yürüyen bu da bir şiddet. Yani orada çok ciddi bir şiddet. Tabii öyle çok değil ağır mi? Bir şiddet. Çok ağır yani bir küfür şiddet. Zaten kadına yönelik. Bir de genel kadını kapsayan, evet, çok ağır bir şiddet. Sonra diyoruz ki cennet analarımızın ayakları altında. Şimdi buna inanıyor muyuz biz? Böyle davranmadığımız için bu bizim için ikna edici bir şey mi? Değil. Tıpkı ne gibi biliyor musun? Ben hep örnek veriyorum. Yine söylemiş olayım. Şimdi biz çocuklarımızı sınava hazırlanırken Furinci, bak falanca senden daha başarılı, yapamayacaksın, çalışmıyorsun, tembelsin, senin aklın çalışmıyor, kafan çalışmıyor filan diyoruz. Sınava bir hafta kala ne yaparsan senin arkandayız. Bizim için sınavın sonucu hiç önemli değil ya, diyoruz. Evet, gerçekten. Şimdi çocuk buna yaşı kaç olursa olsun inanmıyor. İnanmıyor. Kendimizi kandırmayalım. Evet. Aynı şey bizim için. Sahada küfrediyorsunuz, açık alanda saldırıya uğruyoruz, taciz ediliyoruz, küfrediliyoruz, rızamız dışında bir hayat sürmek için zorlanıyoruz, eğitimden alıkonuluyoruz, istemediğimiz evlilikler yapıyoruz ya da sürdürmek zorunda kalıyoruz. Aman çocuklar babasız kalmasın. Sonra aman el alem neden? 8 Mart oluyor, alıyoruz elimize bir tane karanfil, gidiyoruz kadınların ya da anneler gününde kutluyoruz. Ya da anneler gününde. Günümüz kutlu olsun. Evet. Bugün gelirken arabada radyo trafikte bir sürücü bağlandı, dedi ki bugün dedi kadınların geçiş üstünlüğü olsun. Şimdi bu çok büyük haksızlık bana göre ve yanlış. Neden?
Niye bugüne özgü böyle bir şey ve niye kadının geçiş üstünlüğü olsun? Hayır, trafikte geçiş üstünlüğü olan araçların bellidir. Herkes birbirine evet, ben kurallar gereği pozitif ayrımcılık da bana göre büyük haksızlık. Neden kadını ille ön plana çıkarıp aman işte neden? Çünkü eksikliğimiz var. Ancak pozitif ayrımcılık yaparak kadını iterek onu evet. tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Aslına bakarsan her konuda olduğu gibi bu konuda da tutarlılık lazım. Yani evet. söylemlerimizde dürüstlük, tutarlılık, söylemlerde tutarlılık, davranışlarda tutarlılık, tutumlarda, kendi ailemiz içerisinde, iş yerinde, her yerde. Düşüncede tutarlılık. Düşüncede tutarlılık. Yani ben oğluma, işte oğlum benim 27 yaşında böyle bazen şey söylüyorum, özürcüm diyorum, bak sakın ola ki. İleride evlenirsin, bana eşini şikayete gelme, otomatikman hemcinsini tutarım. Dış sesimizden yani. Hiç ses yok. Hiç o kadar güzel konuşuyorsunuz ki soruyu göremiyorum ama bununla birlikte çok güzel sorular ve yorumlar da geliyor. Alalım. Tamam, az önceki ayrımcılıkla ilgili olarak bir takipçimiz şöyle yazdı. Biz kadınlar olarak pozitif ayrımcılık istemiyoruz. İşte aynı şey şimdi söyleyeyim. Cinsiyetçiliğin olmadığı, emeğin ve alın terinin sömürülmediği, her türlü ayrımcılığın ilkel, gerici reflekslerin olmadığı yaşanılması bir dünya istiyoruz. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık diyorum ben de. Artık çok uzadı. Epey konuştuk. Biz daha çok konuşuruz da. Hani ilk seferinde de sizi böyle konuşmaya boğmayalım. Bir şey okudum bugün sosyal medyada, onu paylaşayım. Ondan sonra da şu pastamızı Leyla da gelsin, beraber keselim, veda edelim. Diyor ki çok paylaşım var bugün. Yani biraz bunu da aslına bakarsan biz ama canlı videoyla güzel bir katkıda bulunduk inşallah. Ama hani öyle güzel sözler paylaşıp da sonra sanki bütün sorumluluğumuzu yerine getirmişiz gibi hissetmememiz lazım. Kendi adımıza biraz önce söylediğimiz gibi en azından o tutarlılığı göstermemiz lazım. Günün anlam ve önemine binaen. Binaen. Lütfen. Evet, diyor ki o benim gördüğüm şeyde, caps'te. Sana bir ruh üflendiğinde diyor, bir kadının karnındasın. Evet. Ağladığında bir kadının kucağındasın. Aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Yani sen aslında her zaman bir kadınla berabersin. Bir kadın da aynı şekilde bir erkekle beraber. Evet. Tekrar aynı şeyin altını çizelim. Asıl olan insan olmak. İnsanlık noktasında buluşmak. İşte o zaman ne pozitif ayrımcılığa, ne kadına özel bir gün verilmesine, ne işte yasalarla korunmaya, özel olarak korunmaya, pozitif ayrımcılık babında korunmaya ihtiyaç yok. Dolayısıyla evet. O içinde yer aldığınız kalpleri kırmamak lazım. Evet. Bir. Ve biz erkekler olmadan, demin söylediğim gibi iki tam bir bütün oluşturmaz. Ailenin temeli dediğim sağlıklı bir kadın ve sağlıklı bir erkek. Toplumu da oluşturan aynı şey. Dolayısıyla biz beraber güçlüyüz. Haklarımıza da sahip çıkacağız kadın olarak diyorum. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kutlu olsun. İlk ev sohbetimizi gerçekleştirmiş olduk. Leyla gel, ben bıçağı getiriyorum. Pastamızı keselim ve de canlı yayınımızı bitirelim. Evet, çok güzel bir pastamız var. Keşke sizlerle de paylaşabilseydik. Sevgilerimle diyorum ben. Hulin'cim, yayınımızı kapatıyorum. Sevgili takipçilerimiz, sorularınızın hepsini not ettim. Bir dahaki yayınımızda. O sorulara cevaplarımız var. Evet. Görmedik zannetmeyin. Biz görmedik, sen gördün. Ben yani, gördüm, sen sorumlu sensin. Görmedi zannetmeyin. Gördü. Hepsini Leyla hepsini gördü. Ve gelecek programımızda. Görüşmek üzere. Evet. Hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Bize sabır gösterdiğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Buradan kapatıyorum ben. Evet, çünkü yayınımı kendi kendine kapanmıyor.